Babel Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, öte Kaliforniyalarda ise her zaman olduğu gibi sevgili Samet var. Merhaba Sametçim, ne var ne yok o taraflarda bu hafta? İyiyiz iyiyiz, seni sormalı sevgili Cihan, sende ne var ne yok? Valla işte idare ediyoruz diyeyim ama tabii bir yandan da Geçenlerde Artık salgın mı diyeyim, başka bir şey mi diyeyim. Böyle bir sistem hatası verdiğim birkaç günün sonunda seninle hmm. kayıtta buluşuyorum da diyebilirim. Ee, birkaç günlük reset attım diyorsun kendine. Yani ben atmadım ama e, şartlar attırdı diyelim. Sende var mı bir aksiyon? Yani bizde öyle bir şeyler olmadı çok şükür şimdilik. Fazla bir değişiklik yok. Arada sırada ufak birkaç yerlere kaçtık. Ee, birazcık sıcaklardan kaçmak için kamp moduna girdik yazın. Onun dışında da böyle bir uçuş şansım oldu başka yerlere. Dolayısıyla da bugün senin aslında seçtiğin konuda bana denk gelmiş olduğu hazır yeni bir uçuş tecrübesi yaşamış biri olarak. Evet bugün aslında hepimizin aslında üç aşağı beş yukarı bilgi sahibi olduğu ama kaçırdığımız noktaların da bulunduğu da aşikar olan hava yolları tarafını konuşacağız çünkü. Bu endüstri uzun zamandır hayatımızın içerisinde hayatımızı kolaylaştırdığı da aşikar. Ama sanki Samet pandemiyle birlikte değişen bir portföy de var. Yani hani ne bileyim San Francisco tarafına İstanbul'dan geldiğim fiyatla şu an baktım fiyat arasında inanılmaz bir fark görüyorum. Eminim ki hani San Francisco İstanbul tam tersi rotada da benzer durumlar var. Bir de sadece bilet fiyatlarından değil aynı zamanda bunun yani ücretler tırmanırken servislerin de düşmesi aslında bölümün ana konularından biri. Çünkü daha fazla ödeyip daha da yerlerde sürünen bir endüstri haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bir silsile var ortada gibi. Çünkü hani daha çok para veriyorsam karşılığında en azından aynı standartta bir şey almaya devam edeyim ümidiyle. Değil mi? Alıyorsun. <laughs> Müşteri, <laughs> müşteridir bu. Ve sürekli düşüyor. Benim Uzun zamandır bölümü dinleyenlerin artık aşina olduğu Larry, çok sevdiğim bir sözü var hava yolları ile ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle ucuza uçtuğunda şey diyor, her seferinde e bundan daha kötüsü olamaz bakalım bir dahakine ne olacak dediğimde hava yolları beni şaşırtmayı başarıp daha da kötü bir servis bana sunuyor diye gülerek bunu hep söyler her uçtuğunda Hı -hı. ve gerçekten de e, servisi özellikle Amerika içinde bunu da sonra konuşuruz. Amerika içindeki kısa uçuşlarda bu low cost flight dedikleri evet, meşhur bütçeli, meşhur uçuşlar. Yani artık neredeyse şeye geldi Cihan. E, bindiğinizde acil çıkışları da kendi kendinize gösterin. <gülüyor> <gülüyor> yani belki aranızda pilot varsa o sürsün bugün falan o raddeye gelecek kadar hani abartıyorum ama e, gerçekten çok kötü. Yani Şöyle söyleyeyim. Southwest'te bu bilmeyenler için Amerika'nın en ucuz kısa mesafe hava yollarından biridir. Zaten e, bilgi... en aktiflerinden de ayrıca. En değil mi? aktiflerinden, en büyük ağı olanlardan ama Amerika'nın Amerika'nın %80'ini iç uçur ağının %80'ini e, sadece 4 havayolu paylaşıyor ve onlar genelde birbiriyle de çok çakışmıyor rota olarak. Dolayısıyla, Acaba niye? Aynen. Dolayısıyla bir monopoli olduğu için orada istediği kadar servis kalitesini düşürebiliyor elemanlar. Şeyi diyeceğim Southwest o kadar düştü ki artık otobüs gibi biniyorsun uçağa. Yani bileti o, ta, alıyorsun. Onu soracaktım sana. İnanılmaz lanet ve beni sinirlendiren bir şey. Uçağa bilet alıyorsun. Tamam. Kapıda bu birinci dünya ülkesi herkes sıraya girer, efendidir dediğin millet bir anda şeye dönüşüyor. Nasıl kaynak yaparım? Kimi ittiririm? <laughs> E ben önce bineceğim benim çocuğum. Çünkü bilet numarası da vermiyorlar işte vermez vermiyor. uçuşlarında. Hiç. Öyle bir koltuk durumda. numarası yok, bir şey evet. yok, şey diyor. Hani bilet senindir, aldın, binen binsin, yerini kapsın hava diyor. Tiyatrosunda hani numarasız koltuklara oturmak gibi oluyor. Bir de şeyi evet. merak ediyorum. Hani şimdi Amerika eksenine girdik direkt. Avrupa tarafındaki bu hani ucuz uçuş diyebileceğimiz ucuz yolla hava yolları örnek vermek gerekirse şey, Ryanair işte. Hatta Türkiye'de Pegasus. Vesaire. Aslında Pegasus biraz daha onların bir tık üstünde kalıyor. Evet. Çünkü yer hizmeti alıyor Pegasus. Hmm. Ama mesela Ryanair öyle bir şey yok. O baya. Yani direkt yürüyerek biniyorsun uçağa. Hı -hı. Amerika'da da buna benzer şeyler var mı yoksa bir yer hizmeti veriyor mu sana? Var. Çünkü bagajda bagajda da problem yaşıyorsun ya genelde o hava yolları. Var var. Hatta uçak içi bagajda da problem yaşıyoruz. Çekinde inde de problem yaşıyoruz. Bu ucuz hava yollarının numarası bu aralar şey. Mesela diyelim 50 dolara bilet Hı -hı. sundu sana. Onun içinde işte önce boarding yapmak, çantanı check-in yapmak evet, evet. ve adım atmak falan. Adım atmak <laughs> ve hatta nefes almak gibi böyle adamlar <laughs> gittikçe e, ekstraları ekliyorlar ve sen 50'ye aldım sandın bileti bir anda 120, 150ye almış buyursun kendin. Gözümün önünde olan bir şey var bu arada Avrupa tarafında Hı -hı. Berlin'den Brüksel'e gideceğiz. Yalan olmasın, Vis Air olabilir tam Hı -hı. hatırlamıyorum. Şimdi dediğin gibi bagaj kontrolünü direkt zaten check-in sonrasında bir bakıyorlar. Bir de uçağa binerken bakıyorlar. Böyle küçücük böyle kutucuklar yapıyorlar ya bagajın evet. sığıyor mu sığmıyor evet. mu. İnsanlar işte orada görevliler seçiyorlar böyle. Bavulunu koyar mısın diyorlar. İşte bir tartışma oluyor klasik. Bavulu yani. sığdırmaya çalışıyorlar falan o küçücük yere. E, sığmayınca da bir ticket veriyorlar ellerine. Bu ucuz hava yollarının birkaç tane triğinden biri. Bagaj ücreti. Ekstra bagaj Umarası, ücreti. Evet. Diğeri işte Koltuk seçim ücreti. Aynen. Bir diğeri Onu de... Onu şi... büyük şirketler de yapıyor şimdi. E tabi herkes. O ama yapıyor. yani sonuçta şu an tamamen olay başkalaştı ya. Bir de uçuş içerisinde sattıkları ürünler. Çünkü bu firmaların gerçekten çok ucuz biletler üzerine ilerlediğini düşünürsen sevgili dinleyen, ekstra gelirlere ihtiyaçları var. E peki Samet'in biraz önce söylediği, yani büyük şirketler de artık bunu yapıyorla. Neden büyük şirketler de ihtiyaç duymaya başladı diye düşünüyorum. Herhalde burada konu yani soru şeyse yüksek ücretler niye gitgide yükseliyor, servis düşüyor ya herhalde senin ol, bize yem attığın konunun cevabı ilk öz, öncelikle yakıt diye düşünüyorum ben. Yakıt harcamaları, yakıt yak fiyatları. Kesinlikle yakıt da kalemlerden biri. Bir belki de ana temel sebebi de şu Samet. Kar marjlarının çok minimumda kalması aslında baktığın zaman totalde 800 milyar doları geçen bir pasta var. Evet. Maliyet gelir gider. Ama bunun sadece 10 milyar dolara yakını yani bir buçuğa 1.2 mertebesine yakını net olarak bir kar gözüküyor hava yolları için. Bu baktığında aslında yolcu başına da hava yolları böldüğün zaman böyle 2.25 2.25 dolar kar ediyor. Aslında temelde yapılır mı yapılmaz mı diyebileceğim bir iş kolu ama pastanın büyüklüğünden de bahsettiğimiz üzere aslında getirisi de fazla. Bu senin verdiğin örneğe ilave olarak yakıt tabii ki. Bu pandemiyle birlikte de arttı biliyorsun. Hani bu yakıt evet. maliyetleri vesaireler. Ama işin bağlandığı nokta direkt herhalde iş gücü. Hani pastanın yani daha doğrusu bir hava yolunun maliyetlerinin üçte biri personel giderler. ve istersen şeyden bahsedelim dinleyene özellikle covid sonrası yani covid zamanı harıl harıl işten çıkarılan uçuşla ilgili herhangi bir personelin yani bu havalimanı içinde yer süpüren adam da olabilir pilot evet. da olabilir uçaktaki herkesin çıkarılıp hı hı. bir anda evet bitti pandemi uçuşları başlattık demesiyle devletlerin bu insanlara adeta hava yollarını yalvarıp 2-3-5 katına maaşlarla geri çağırmaya çalışması. Hatta bundan biraz bahsetmek lazım herhalde. İş gücü dediğin evet, evet. 2-3 katına katlandı hava yolları için onun masrafı. E şu anda daha da kritik durumlara geldi. Yani bir de hani hava yollarını konuşuyoruz şu anda eksen olarak ama dünyada da genel bir iş gücü problemi var. Hani ne kadar Türkiye'de olmaz denilse de zamanında şu an Türkiye'de bile var aslında. Evet. O yüzden hava yolları daha spesifik herkesin işin içinde olmadığı bir iş koluyken pandemi zamanındaki şirketlerin devasa zararları ki bu zararlar 2020'de yaklaşık 140 milyar dolarmış. 2021'de 50 milyar dolara yakınmış. 45-50 milyar dolar civarında bir zarardan bahsediyoruz. Senin dediğin gibi havayolu şirketleri de ya biz bu mevcut durumun ne kadar süreceğini öngöremiyoruz. Hani hep şey vardı ya birkaç aya biterden yıllara gitti. Ondan dolayı aslında nitelikli personelle bir şekilde vedalaştılar. Ya bu zorunlu oldu ya da personellerin kendi isteğiyle oldu. E bunlar genelde zorunlu oldu. Pandemiden sonra geri gelmediler. Gelmediler. Geldilerse o. de dediğim gibi 2-3 kat maaşla geldiler. Tabii bu şey yani Avrupa'da oynamak isteyen futbolcuyu Türkiye'ye <laughs> <laughs> ikna için. Evet yani. Aşırı maaş verme. O şeyden bahsettiğin iyi oldu bu zarar olayından. Şimdi statista.com'da 2006 ile 2023 arası bütün dünyadaki hava yollarının güzel bir istatistiği var. Profit mi yoksa zarar mı yapmışlar diye. Senin dediğin çok güzel bir nokta. Çünkü yıllarca sürekli sağ tarafında ibarenin profit. Yani sürekli dediğin gibi küçük de olsa 5 milyar, milyar dolar, 14 diyorsun. milyar dolar, 8 milyar dolar bakıyorum. Hı -hı. 2012'de 10 milyar dolar. Yani küçük de olsa hafif bir artıda kalmışlar. Sadece 2008-2009'daki kriz zamanı eksi 26 milyar dolar ve eksi 5 milyar dolar bir sonraki yıl toparlanırken hı hı, hı. ve tahmin edersin az önce senin sarf ettiğin rakamlarla 2020-2021'de eksideler. Aslında neredeyse şeye geliyor muhabbet. Ben mesela hava sahibiyim. Şeye geliyor muhabbet. Ben bunu hayrına yapıyorum. <laughs> yani ne zarardayım ne kardayım. Ben bunu hava yolu şirketi evet. sahibiyim demek için yapıyorum. O kadar geliyor. dünyada bayağı Saygı gören Skytrax isimli bir site var örneğin. Orada da top 20 en iyi hava yolları açıklanıyor. Bazı parametreler var baya bütün dünya hava yolunun kabul ettiği çok ciddi bir liste yani. Hı hı. Orada mesela 2023'e kadar son 5 yılda hep Qatar Airways alıyormuş birinciliği sunduğu işte business Evet biraz abartılı bir hani zaten durum biliyorsun var. o tarafın Seviyorlar. kültürü de sever öyle abartıyı hizmeti falan. Bir anda bu senin dediğin pandemiden sonra onlar bile o kadar let go başından hani salı vermiş ki dediğin o yetenekli kadroyu döndükleri zaman bütün hava yolları şeye servis sağlamaya. Katar birinciliği 5 yıl sonra kaptırmış. Orada ilginç bir durum var o. Singapur Airlines'a kaptırıyor ve ilk defa birinci geliyor Singapore Airlines. Yani biraz orada şey var, politika da var. Hani Katar şey demiş, ben hepsini içten çıkaracağım, paramı cebimde tutmaya çalışacağım. Singapur o zamanları biraz daha fazla zararla geçip şimdi daha bir hmm, güvenilir. Doğru bir strateji güderek diyorsun, daha yani, stabil bir duruma geçmiş. Bu listede belki dinleyen merak <laughs> etmiştir, bizden Türk Hava Yolları girdi mi girmedi mi diye dünyanın... Top 20'sine ben de merak etmiştim okurken ve e, Türk Hava Yolları 6. sırada olarak beni baya bir şaşırttı. Şaşırtıcı bir şekilde Türk Hava Yolları da karlılık tarafında pek bir sorun yaşamadı. Hani, tabii Hı -hı. ki zararları vardı. 2022'de vesaire hatta böyle devasa zararlar da açıklandı. Ama pandemi zamanında biliyorsun uçuşlar minimum oldu vesaire. İstanbul tarafı biraz daha aktarma... İstasyonuna döndü ya. Döndü evet. Sen de mesela biliyorsun ki bir uçaktan indiğin zaman bir sürü insan aktarma tarafına gidiyor ve pasaport kontrolünde 3-5 kişi kalıyorsun. O taraftan biraz toparlamış kendini. Evet. Ki benim baktığım karlılık tarafında bir numarada olmasa da Delta Airlines bir numarada bu arada. Evet. Kar oranında ki kar marjı %8'lere yakın ki biraz önce sevgi dinleyene ve sana söylediğim gibi bir buçuk civarında bir kar marjı varken %1,5 ortalama havayolu firmalarının Delta bu işin piri belki de %8'lerde. Kesinlikle. Onun arkasından Türk Hava Yolları ve Lufthansa geliyor karlılık olarak. Yani bir nevi idare etmişler durumu. Bir yolunu ya, bulmuş. Şey tarafı da var şimdi. Her tarafa uçuş olması da bir artı. Hani sen Delta'nın her tarafa bir uçuşu yok aslında. Yani Delta'nın Amerika içerisinde çok aktif bir uçuşu var evet. tabii ki göremiyorsun Amerika içerisinde ama uluslararası tarafta tek tek aktarma Ana olduğu yalnız. zaman evet. Yani ya şeye gidiyorsun Emirates'e gidiyorsun ki daha pahalı. Türk Hava Yolları onlara göre daha ucuz kalıyor ki Türk Hava Yolları bize şu anda pahalı aslında Aynen. Türkler hmm. olarak. Ama velakin yabancıları bir taraftan yakalıyor. Ben şey de değinmek istiyorum. Bu Saat. arada yaklaşık 270 tane rotası varmış Türk Hava Yolunun ciddi evet, bir rakam. Amerika'da, Amerika'da, Amerika'da ve Avrupa'da falan 6 ya da 8 noktaya böyle direkt uçuşu var. Detroit'i yani. yeni başlattılar bu bölüm. E, Houston'a gidiyor. Bu bölüm kaydedilirken. Bir yerlere falan daha gidiyor hatta ben hı hı. araştırırken ya yani nasıl aktarmalı en ucuz gidilir hı hı. rotalarına bakarken fark ettim hani daha da genişlediğiniz konu. Evet. Ya bu tabii ki biraz ile alakalı biraz da bazı rotaları. Es geçmeleriyle alakalı bir genelde yurt içi rotalarını es geçiyor Türk Hava Yolları. Dedikten sonra <laughs> şeye değinmek istiyorum. Dört tane ana faktör var esasında hava yollarını ya da hava yolları endüstrisini Pahalı zorlayan. Yani gibi. Birincisi zarar eden şirketlerin halen sistem içerisinde bir şekilde ayakta kalması. Endüstriyi zorlayan sebeplerin birincisi. İkincisi ise şişirilmiş bir maliyet yapısı var. Yani maliyetler aşırı yüksek ve bunları düşürmek için de yapılabilecek şeyler neredeyse yok. Yani san, insanlara verdiğin sandviçi azaltmakla maliyeti azaltmaya çalışmak zaten yapılabilecek en garip şeylerden biri. Çünkü zaten totalde %1.5'a tekabül ediyor ki havayollarının verdiği yemekler toplam maliyetleri arasında. Ve psikolojik olarak da bir tehlikesi var. Seni değersiz hissettirdiği e anda itibar, bunun, bununla bir daha uçmam moduna giriyorsun. E, biraz önce senin söylediğin low cost hava yollarının yaşadığı en büyük problemlerin başında itibar geliyor zaten. Yani tabii ki o bileti alan yolcu çok ucuza bir bilet aldığını biliyor ama yani... Ama o Ama heyvan muamelesi de görmek istemiyor. Yani amyane tabirle sümük <gülüyor> muamelesi <gülüyor> diyebileceğimiz... <gülüyor> bir Muam bez parçası. Evet sanki şey gibi yani hani arkadaşına yalvar yakar seni uçağına aldırıp hadi ya falan şeklinde bir moda sokuyor yani. Şeye ne diyeceksin? Leg space dedikleri bu ayağının e, mesafesini iyice daralttılar bütün koltuklarda ama kendileri dizayn ettikleri için koltukları bazılarını ekstra bıraktılar ve şimdi bilet alırken business class var, economy plus var sonra ekstra leg space Evet, koltukları var evet. sonra normal koltuklar var. O evet. da bir trik aslında. Az önce bahsettiğimiz bavul olsun, çekin olsun şey diyor adam yani. Ben buraya 8-10 tane de ayağını daha fazla <laughs> uzatabileceği ekonomi sınıfında koltuk koyayım ve işte yaşlı olan ne bileyim artritik acısı olan falan verir hmm. buna daha fazla parayı deyip onları da öyle satıyor. Resmen diğer elemanların yerinden çalarak yani artık şey yapıyorsun. Bağdaş kurarak uçuyorsun çünkü ay <gülüyor> bacağını <gülüyor> koyamıyorsun bir Kesinlikle 1.75'in falan üstündeyse büyük sıkıntı yaşıyorsun ki zaten hani kar oranını artırabilmek için en basit yöntemlerden birini söyledin sen şu anda. Yani koltukların yerleşimiyle oynamak ya da aralarını daraltmak bunlar en basit ve dediğin gibi onların ayarladığı şeyler o yüzden ama ekstreme doğru gidiyor o durum işte yakında şey diyorsun yani böyle ayakta gideceksin ayakta sadece çünkü dolmuş dizlerini kıramayacak pozisyonda dolmuş olacaksın. şeklinde ki olur bir tane karikatür var hkbpodcast.com'a koy, koyalım istiyorum sana da tamam. yollayacağım bölümden sonra 1970'li 2020'de uçanların uçanların böyle bir resmi var anlatayım çok kısa 1970'de yaşlı bir çift var önlerine böyle tepsilerce ee, yemekler sunmuş ve şişe şişe içkiler falan var tokuşturuyorlar ve adam kadına şey Aa. diyor. Aman Tanrım Susan, düşünebiliyor musun ne kadar lüks bir uçak bu? Gelecekte çok çok daha manyak şeyler <laughs> olabilir. 2020'deki resimde de şey var. 3 tane kraker, bir tane yarım kutu kola var. <laughs> yani e, çünkü bu arada gerçekten başladığında 70'lerde Böyleydi yani YouTube'dan merak eden dinleyenler açıp bakabilir. Servis yapılan videoların çekildiği, belgesellerin çekildiği e, görüntülerde hani sen şeysin uçmayı seçtiğin için adeta business class otomatik Sir unvanı verilmek üzere sana Sir <laughs> Samet Kaplan diye böyle karşılayacaklar. Acayip tepsilerde şeyler, yani ayaklarına masajlara kadar varacak. Ama biz. o zaman biraz daha bilet fiyatları yüksekmiş kişi başı diye gördüm ben. Dönemin şartlarına göre. Ya Amerika için konuşursak 70'lerde regulation, deregulation olayı oldu. Şimdi devlet kontrol ediyordu hangi rotaya gider, biletleri ne kadar yukarıya çekebilir, uçuşların arasında hangi saatler olur falan. Hepsi devletin, federal devletin kontrolündeydi. Sonra bir gün senatodan geçen kararla tamamen deregulation yaptılar ve serbest piyasaya döndüler. Aslında bütün dananın kuyruğunun Koptu koptuğu yani. an o oldu. Çünkü öncesinde memnuniyet tavan ve profit asken sonrasında profiti tavana yoğunlaştırıp insanların memnuniyetini en arka plana attılar. Aslında zaten bölüm yapmamızın sebebi de o hani burada memnun kaldınız mı kalmanız mı dair hiçbir kaygı yok. Çünkü sen bir kruza gittiğinde bir otele gittiğinde bir araba bile kiraladığında sonrasında bir e-mail geliyor. Memnun kaldınız mı? Survey buyurun yazın evet. yıldız verin diye. Evet. Ben hayatımda bir kere bile, kaç kere uçtum hatırlamıyorum Amerika-Türkiye arası. Bir kere bile indim de bir alan kulu sormadı memnun kaldım mı diye. Çünkü onun yani kendi kafana sıkma gibi bir şey bunu, ayağına sıkmak gibi bir şey bunu sormak. <laughs> e, doğru. Şeye devam edeyim. Üç, üçüncü ana faktör ise... Dış etmenlere karşı bir savunmasız yapısı var sistemin. Yani bu ne olabilir? Bu bir terör saldırısı olabilir, bir pandemi olabilir ya da benzeri problemli durumlar olabilir. Bunlar da direkt kapanan ve hiçbir şekilde çözüm olmayan yani hani zarar otomatik. Masraf olarak diyorsun. Evet evet. Bir masraf, bir zarar haline geliyor. Özellikle 9-11 sonrası o mesela, masraflar had safha Evet, evet Mesela orada bambaşka. Ya zaten kırılma anları var ya mesela 9 11 işte ne bir pandemi falan olayı başka yere getirdi ve bir yerden bir yere giderken yani iç hatlarda bile inanılmaz yüksek maliyetlere geldi. Cooper bölümünü yapmıştık dinleyen dönüp baksın çünkü en sevdiğim bölümlerden biridir. Cooper Seattle'da uçağı kaçırıp sonra kayboluyor biliyorsun paralarla paraşütle atlayıp hala hatırlatma yapayım. Olan, evet hala, hala bilinmeyen kim oldu? Bilinmezler bölümünden. Ama e, orada da şimdi aklıma geldi. Kırılma noktası dedin. Cooper'ın olayı olana kadar hiçbir yerde Amerika'da hiçbir şekilde güvenlik ve e, x-ray cihazı falan öyle bir şeyler yoktu. Onun olayından sonra bütün bunlar başlıyor. Kırılma noktası Hı -hı. deyince aklıma geldi. 9-11'da Eylül olayları ikiz Kuleler bu Cooper'ın başlattığı şeyi böyle bir on level üste atlattı. Şimdi dinlenecek ki ne alakası var havayolunun biletinin fiyatıyla ama halbuki Havaalanında sağlanan bütün servisler senin dediğin gibi peron hepsi servisi bir aynen öyle peron servisinden e, güvenliğine kadar hepsi yansıyor o hava yolları o havaalanını kullandığı için. Dolayısıyla doğru diyorsun bunda bir çözüm de yok yani bu evet, evet. masrafta bu, bu böyle devam edecek Force Major artarak. Olayı oluyor ya kontratlarda hani olağanüstü hal bu aslında ona biraz giriyor. Dördüncü ve son faktör ise bu kötü hizmetlerin biraz önce senin söylediğin hava itibarlarını etkileyerek bu karlılıkların önüne büyük bir engel bir set çekiyor ve sonrasında da %1.2'ler, 1.5'ler işte pandemi zamanındaki eksiler hava yollarının belki de sallanmasına ama bir şekilde de yıkılmamasına sebep veriyor. Çünkü zaten dolaylı yoldan değil direkt olarak bize biletleri Arttırarak veriyorlar. Ya onların batması da çok kolay değil. Çünkü zincirleme ekonomik bir çöküşe sebep olmasının korkusundan dolayı devletler de sürekli krediler veriyor. E, Hatta bölümün sonlarına doğru şöyle ilginç bir şey de söyleyeyim çok derinlere girmeden. Kredi verirken COVID zamanları büyük e, hava yollarında devlet e, bir coll collateral yani karşılığında nasıl evini ipotek edersin bir şeyler hı -hı, ver diyor. Hı -hı. Ve hava yolları o zamana kadar da çok bilinmeyen. Frequent Flyer bu mil uçuşu üyeliği programını bir alt şirket gibi açtığı için, kendi şirketinin bir ürünü değil alt şirket gibi açtığı için onu ipoteke verdiğinde, hava yolunun markette yani pazarda bulunan değerinden mil şirketinin değerinin daha fazla olduğu ortaya çıktı. <laughs> yani bu kadar saçma bir şey olamaz. Yani milyar dolarlardan bahsediyorum bu evet, arada evet. ve bunları kullandılar bir kısmını ipotek etmek için. Yani demek istediğim şu gerçekten ellerinde bir koz var. O da şu. Ben bundan kar etmiyorum. Sana istediğim kadar acımasızca davranabilirim uçuyorsun diye gibi bir şeye dönüyor bölüm sonlarına doğru. Son bir şey söyleyeyim. Bu Amerika'da çok oluyor. Belki Avrupa'da da oluyordur. Bazı insanlar son dakikada daha pahalıya bilet almak istiyorsa zaten bileti olana da teşvik ve yeniden uçuş ayarlama olaylarına girdi bu uçuz evet. hava yolları. Benim başıma geldi. Senin başına geldi mi? Yok gelmedi. Şimdi ben bir uçuş için beklerken bayağı da insan aklını çeliyorlar. Ha, böyle bir düşünüyorsun acaba Ama güzel mı diye. bir teklif. Ya, oturuyorsun <laughs> diyelim ki bir otele gideceksin. Şimdi yer, yerelleştireyim örneği. Diyelim ki Antalya'da otelin var. Çekini de 3'te. Sen Hı -hı. de İstanbul'dan uçacaksın. Oturmuşsun kapına gelmişsin 3 saat önceden bekliyorsun. Sana gelip şöyle diyorlar. Biz bunu overbook yaptık. Fazla bilet sattık. Bu tarafı yalan satacaklar fazla bilet evet. daha pahalı ama sana öyle diyorlar eğer sen kendikini şu an 3 saat sonra kalkmak yerine 6 saat sonra kalkacak uçağı değiştirirsen sana hem mil vereceğiz, ekstra mil puanı vereceğiz. Hem de biraz voucher vereceğiz. Bir dahaki biletini alırken de işte 50 lira, 100 lira indirimi oradan kod girerek kullanabilirsin diye böyle gelip söylüyorlar oturduğun yerde ve sen şey yapıyorsun. Ya 3'te check-in yapacağım otele, 6'da check-in yaparım. Bütün bunlardan yararlanırım bir dahaki tatilimde falan deyip bir anda kendini ona vermiş buluyorsun. Bunu çok <laughs> yapıyorlar. Benim başıma da çok geldi. Hani ben <laughs> evet demedim ama bizim böyle Lori'le. Bizim ile böyle birbirimize bakıp gözlerimizin konuştuğu çok anlar oldu. Acaba mı diye. Şey olayı var ya o anda geliyorlar. Al ya da git. Saliselik bir teklif. Peki bölümün sonuna doğru sana bir soru sorayım sevgili Samet. Bir hava yolu şirketi kurmak istesek sence bize maliyeti ne olur şu anda sevgili dinleyenler? Hekabo Airlines gibi, gibi bir şey gibi. Hı. Hmm bedava podcast sunarız artık. O kadar da acımasız. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bu podcast de bedava. Ee, herhalde maliyeti ne olur? Milyar doları bulurdur. Tabii canım. Yani 2 milyar dolar diyeyim hadi atayım. Şimdi 10 iç hat uçuşu yapacak. 4 uçak alma durumunda olacağın bir hava yolundan bahsediyorsak bu 15 milyar dolarları buluyor. Çünkü uçaklar hani maliyetli ya. Bir de biraz önce bahsettiğimiz yer hizmeti olsun. Evet. Havalimanında yanaştığın körük olsun vesaire. Bunlar hep maliyetli şeyler. O yüzden devletlerin bu tarz şirketlerin arkasında olması da çok şaşırtıcı değil. Zaten uçaklar alırken tekerleklerini bile ayrı oluyormuşsun bu arada. Parçalarını. Evet, evet. Çoğu parçalarını. Artık bizim için de öyle biliyorsun. Markete gittiğimiz zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin karşısındayız. Karşımızda sevgili Samet bölümle alakalı ya da alakasız genelde alakasız oluyor ama Samet bu dönemler alakalı şeylerle paylaşıyor sevgili dinleyen. Bakalım Samet bize neler söyleyecek. İyi tahminde bulundun. Bölümle alakalı olan bir film önerim var. Yani bölümle değil de hava yolları veya hava alanlarıyla alakalı The Terminal. Direkt Aa. hazırlanırken bölümü aklıma geldi. Çok da tatlış bir filmdir ve Önerirken de kendi kendime şey dedim. acaba bir daha izlesem mi o kadar da sevdiğim izlediğim hoşuma giden bir filmdi hatırlıyorsun herhalde. Evet. Spoiler vermeyeyim ama <laughs> spoiler vermeyeyim 20 senelik film falan. <laughs> evet spoiler vermeyeyim izlemek isteyenler için. Onun dışında da HKBO dinlencesine iki tane şarkı ekleyip aradan çekleyeyim bugün seni ve dinleyeni şaşırtıp iki yerli şarkı Allah ekliyorum. Allah Allah. <laughs> ama senin şaşırmayacağın şarkılardan biri Cem Adrian'dan sen gel diyorsun öf öf şaşırmayacağım dedim. Çünkü son zamanlarda çok çalıyorum ve sana da yolluyorum. Dön, döngüsel. Evet loop alınan şarkılardan. Diğeri de Sena Şener'den Kap Karanlık Her Günüm isimli şarkı. Bunları hem Deezer hem YouTube hem de Spotify'da bulunan listemize eklemek için sana ve dinleyene öneriyorum ve merakla seni dinliyorum sevgili canım. Sana için önerilerin için teşekkür ediyorum. İnanmazsın bende de iki tane Türkçe şarkı var ama öncesinde Youtube kanalını önereceğim son dönemde böyle bayağı video izledim oradan Insider Business diye bir Youtube kanalı var o da içerikler falan güzel geliyor profesyonel datalar üzerinden ilerliyorlar hoşuma gidiyor bunu seninle ve sevgili dinleyenle paylaşmak isterim dediğim iki tane Türkçe şarkıya geçeyim MKBO dinlencesine ekleyeceğim bir tanesi Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubundan Tutun Sen Bana diğeri ise Nostaljik Olacak Feridun Düz Ağaç'tan Uçak şarkısı <laughs> alakalı olmuş <laughs> alakalı oldu ama çok ama da güzel de şarkı çok da güzel evet. şarkı bunlar HKBU dinlenici playlistlerimizde olacak dediğin gibi YouTube Spotify ve Deezer'da ee, sevgili dinleyenlere artık teşekkür edelim uzunca bir bölüm oldu son bölümlere nazaran bizimle yolculuğa da devam ettiği için de ayrıca müteşekkiriz ayrıca yakını bir uçuşunuz varsa hkbpodcast.com'dan bölümleri teker teker indirip telefonunuza uçuş sırasında dinleyebilirsiniz diye de hatırlatalım. Kesinlikle yani. Herhangi bir aplikasyondan da indirebilirler. Aynen. İndirmek iyidir ya. Offline keyfi bir başka oluyor. Hatta bir tane değil bin tane indirebiliyorsun. Gerçi bine daha var. Yani herhalde bir 6-7-8 senemiz var. Ama olsun. İyi uçuşlar dileriz. <laughs> bir başka bölümde görüşmek üzere. Önceki 1-2 ve geri 2 ya da ileri 2